Merhaba değerli dostlar. Cisim okla gösterdiğim yönden şu anda giriyor. Uzun süredir Kızılötesi gündüz çekimi yayınlamıyordum. Görüntüde denk gelmiyordu. Bu sefer kamerayı Vordonis Adası'nın biraz daha üst kısmına, gökyüzüne doğru yukarı kaldırarak çekim yaptım. Bir süredir böyle yapıyordum. Fakat bugünkü video biraz uzun. Sizin de sıkılmadan izleyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü literatüre girebilecek bir gözlem olduğunu düşünüyorum. İnternette ben böyle bir görüntüye hiç denk gelmedim. Yerli yabancı yok yani. Cisim aşağıya doğru inmeye başladıktan sonra cismin içinden başka bir cisim çıkıyor. Bu şimdi bir portal açılmış, içinden başka bir UFO çıkmış olabilir. Veyahut da bir UFO'nun içinden başka bir UFO çıkmış olabilir. Bununla ilgili yorumlar, sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi o ayrılan cismi oklayacağım. Evet, burada o cismi daha sonra videonun sonunda yakından, bu vermiş olduğu görüntüyü yakından göreceğiz. Ayrıldığı cisim gene devam ediyor görüntüde gördüğünüz gibi. Yani bunu açıklamak, buna mantıklı bir yorum getirmek herhalde çok zor. Bana bazı takipçilerimiz yorum yapıyor, işte üniversitelerle görüşün falan. Üniversite, ben defalarca yayına çıktım, her yerden duyuru yaptık, hiçbir şekilde bize dönüş olmadı. Bu tarz konularla ilgilendiklerini düşünmüyorum. Zaten herhangi bir üniversitenin bu şekilde bir görsel yayınladığını ve bu konu hakkında bilgi verdiğini de hiç görmedim. Evet, cismi burada yakından görüyoruz. Yukarıdan iniyor. Birçok ışık hareketleri yapıyor. Aktivite sergileyecek birazdan. Yavaş yavaş inerken, evet, burada başladı. Yukarı doğru sanki bir duman atıyor. Sonra içinden başka bir cisim çıkıyor. Bakın, görüyorsunuz, aşağıya doğru gidiyor. O ayrılan cismi de videonun sonunda yine aktivite sergilediği anı, yakın görselini göreceğiz. Ayrıldığı cisimle aynı görüntüye sahip. Sol alttan giden. O cisim ayrıldıktan sonra sanki biraz ana cisim yavaşlıyor gibi. Üstünde bir görüntü var. Alttaki cisimde yoğun bir ışık görüntüsü var. Tabi bunlar gözle görünmeyen kızılötesi ışığın yaydıkları için, onların yaymış olduğu kızılötesi ışınları kamera kaydediyor. Bu daha yakını. Aktiviteyi yakından göreceğiz. Evet. Bu cisim ayrılmadan önceki son görüntüleri. Burada şimdi cismin ayrıldığı anki yakın görüntüleri. Evet, aktivite başladı. Üstten sanki bir duman attı. Alttan cisim ayrıldı. Bu daha farklı bir açıdan gene aynı an. Alttan ayrılıp gideni görüyorsunuz.
Göstermiş olduğu aktiviteler gerçekten inanılmaz. Ayrılma anındaki hareketleri çok ilginç. Bu acaba bir portalda içinden UFO mu çıktı? Başka bir cisim mi çıktı? Yoksa her ikisi de mi UFO? Bununla ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Her bakış açısı benim için çok önemli. Arkadaşlar uzun süredir dikkat ediyorum. 300, 400, 500, 600, 700 izlenme oluyor. Hep beğenen grup aynı. Yani 30'u 40'ı geçmiyor. Teşekkür ediyorum onlara da ayrıca. Ama madem yorum yapmayacaksınız, en azından bir beğen tuşuna basarsınız. Yani beni de bu konuda motive etmiş olursunuz. Yani video biraz uzun ama bence değer. Yerli yabancı hiçbir sayfada bunu bulamazsınız. Ben de bulamam zaten. Yok yani. Böyle bir şey yok yani. Ve bu Batık Vordanus adasının tam üstü. Bir yılı aştı. Bu adayla ilgili bütün tespitlerimizi, yorumlarımızı her şeyde anlattık mecrada. Ama hiçbir dönüş olmadı. Kimse önemsemiyor. Yani bu kadar ilgisiz, alakasız olunmaz bence. Burada bir şeyler var diyoruz. Çekiyoruz, yayınlıyoruz. Bu ayrılan cismin demiştim ya videonun başında. Sergilediği görsel. Ayrıldığı cisim gibi hareket sergiliyor. Görüyorsunuz. Bulutlara girmeden önce. İzlediğiniz için teşekkür ederim.